Arkası yarın. Denizler Altında 20 Bin Fersah 3. Bölüm. Eser Jules Verne. Senaryo Tayfun Türkmen. Program yönetmeni Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Mehmet Selim Arvas. Montaj Hasan Dinç. Efekt Haluk Kesim. Seslendirenler Pierre Devrim Parsçan. Kaptan Nemo Doğan Bavli. Konseyl Orhan Kemal Aydın. Ned İskender Bağcılar. Anlatan Yılmaz Meydaneri. ...1866 yılında açık denizde seyreden gemiciler ne olduklarını bilmedikleri yüzen dev bir cisimle karşılaştılar. Bir anda günün konusu haline gelen bu dev cisim için uzmanlar deniz canavarı olduğuna karar verdiler. Bunun üzerine hükümet ülkenin en büyük gemisini bu canavarı bulup yok etmesi için görevlendirdi. Gemide su altı bilimleri uzmanı Profesör Pierre Oran aklı vardı. Yıllar süren araştırmadan sonra bir akşam vakti gemicilerin korkulu rüyası haline gelen ve deniz canavarı olduğunu sandıkları o dev cismi gördüler. Gemiciler canavar olduğunu sandıkları cisme saldırıya geçtiler. Ancak çelikten zırhla kaplı bu cisme çarpınca geminin içinde bulunan Profesör Pierre, uşağı Conseil ve ünlü zıpkıncı Ned Land denize... Sonra da aylarca aradıkları o dev cismin üzerine çıktılar. Profesör. Bu demir kütlesinin üzerinde kala kaldık. Bilmiyorum ki Ned. Ufukta herhangi bir kara parçası da gözükmüyor ki denize atlayıp yüze yüze gidelim. Çaresiz bu deniz altının üzerinde bekleyeceğiz. Denize dalmadığı sürece emniyetliyiz Monsieur. Doğru söylüyorsun Konseyi. Hey, bu ses de ne? Ne oluyor? Sanırım deniz altının makineleri çalışmaya başladı. Evet, makine sesi bu. Denizaltı harekete geçti. Ama ya batarsa bu denizin altına biz ne yapacağız o zaman profesör? Bilmiyorum Ned, hiçbir şey bilmiyorum. Tekrar denizin üzerinde kalıp yüzmeye çalışacağız galiba efendim. Batıyoruz. Bu gemi batmaya başladı. Hey kimse yok mu? Kimse yok mu? Lanet olası! Kahrolası demir yığını! Gemi! Hey! Bizi duyan kimse yok mu bu kahrolası gemide? Hey! Monsieur, şuraya bakın. Çelik levhalardan biri açılmaya başladı. Evet, kapı, otomatik bir kapı açılıyor. Çok şükür, sesimizi duydular. İşte kapı açıldı Monsieur. O da ne? İçeriden birisi... Birileri çıkıyor. Şuraya bakın, elleri silahlı 8 adam... Şimdi ne yapacağız profesör? Bilmiyorum Ned. Ellerinde silah olduğuna göre ne derlerse onu yapacağız. Hey sizler! İçeri girin. Çabuk! İçeri mi? Hangi içeri? Denizaltının içine. Çabuk olun. Birkaç dakikaya kadar denizin dibine dalacağız. Çabuk! Söyleneni yapmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Adamın emrine uyun. Bilmediğimiz bir geminin içinde ne işimiz var ki profesör? Bay Ned, denizin üstünde olduğumuza göre içeri girmek dışarıda kalmaktan daha iyidir efendim. Burası neresi? Işık o kadar az ki önümü görmekte zorlanıyorum. Deniz altının içindeyiz Ned. Konuşmayın, yürüyün. Yürüyün diyorum. Sen ikide bir de itekleyip durma. Kafanı dağıtırım senin. Ned.
Kıskıvrak yakalandık. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Emirlere uymaktan başka çaremiz yok dostum. Ah oh, kafam. Durun. İçeri girin. Çabuk. Tamam. Tamam itikleme. Giriyoruz işte. Hey, durun. Kapatmayın. Durun. Lanet olası kapıyı da üzerimize kapattılar profesör. Nasıl ya? Sanırım bizleri denizin altındaki bir hapishaneye koydular efendim. Evet, teşhisinde haklısın konseyl. Deniz dibinde bir hapishanedeyiz. Peki hiç buradan kurtulma şansımız yok mu profesör? Sanmıyorum ne. Olaylar bizi bilinmemesi gereken önemli bir sırrın sahibi yaptı. Bu sırrın duyulmaması için bizleri serbest bırakacaklarını hiç sanmam. Monsieur, eğer bizi öldürmezlerse mürettebatın içine katabilirler değil mi? Şu anda ne söylesek tahminden öteye gitmez. Beklemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Lanet olsun. Lanet olsun. Fare gibi kapana kısıldık bu rezil yerde. Rezil herifler! Neredesiniz ha? Açın şu kapıyı diyorum size. Açın! Açın! Boşuna nefesini tüketme Ned. Monsieur, bakın kapı açılmaya başladı. Şimdi gösteririm onlara. Öfkene hakim ol Ned. Bakalım gelen kimmiş. Profesör doğru söylüyor Lannister. Öfkenize hakim olun. Şu anda denizin yüzlerce metre altındayız. Öfkenin, hırçınlığın yararı olmaz. Siz bizi tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum profesör. Şu iri yarı olan ünlü zıpkıncı Ned Land. Siz sualtı bilimleri uzmanı meşhur profesör Pierre Renax. Diğer adamsa uşağınız Conseil. Gemime hoş geldiniz demeye dilim varmıyor baylar. Zira buraya gelmekle huzurumu kaçırdığınızı açık açık söylemek isterim. Ama biz buraya kendi isteğimizle gelmedik ki. O halde neden aylardır gemimin izini sürüyorsunuz profesör? Kaptan, siz denizin altında yaşadığınız için denizin üstünde olanlardan haberiniz yok galiba. Amerika ve Avrupa'da ortalığı birbirine kattınız. Sırrını yalnızca kendinizin bildiği fakat bizim için meçhul olan bu olayların sebebini araştırdığımız için de bizi suçlamayın lütfen. Ben bir bilim adamıyım. Doğrusu savaş gemisiyle araştırma yapan bir bilim adamını ilk defa görüyorum. Her neyse, isteseydim sizi içeri almaz, denizin derinliklerine dalıp gidebilirdim. Bu söyledikleriniz ancak ilkel bir insan yapabilir. Güldürmeyin beni profesör. Ben sizin anladığınız manada uygar bir insan değilim. Dünya ile ilişkimi keseli çok uzun yıllar oldu. Ben onu bunu bilmem. Bizi ne yapacaksınız? Neden bu demir yığınının içine hapsettiniz onu söyleyin bakalım. Baylar, şu anda benim esirimsiniz. Eğer şartlarıma uyarsanız sizi öldürmem. Burada bizimle yaşarsınız. Ama şartlarıma uymazsanız siz bilirsiniz. Şartlarınız nedir kaptan? Fazla bir şartım yok profesör. Tek bir şartım var. Bu geminin hem sahibi hem de kaptanıyım. Emirlerime ve kararlarıma uyacaksınız. Bu kadar mı hepsi? Bir de özel bazı durumlarda kameranızdan çıkmamanızı isteyeceğim. Bu da ancak 1-2 saat sürer. Başka bir şartım yok. Uyarsanız gemi içinde serbestçe yaşarsınız. Kabul etmekten başka bir tercihimiz olduğunu sanmıyorum kaptan. Güzel. Anlaştık. Bir dakika. Gemide serbestçe gezebileceğimizi söylediniz. Bununla neyi kastettiniz? Nereye kadar serbestiz yani? Bazı özel durumlar dışında istediğiniz yere girip çıkabilir, istediğiniz şeyleri inceleyebilirsiniz. Yani bizim sahip olduğumuz bütün haklara sahipsiniz. Kaptan, sözlerinizden anladığım kadarıyla hayatımızın sonuna kadar burada kalmaya mahkumuz galiba. Evet profesör. Öyle. Olmaz böyle şey. Delirdiniz mi siz? Elime geçen ilk fırsatta bu demir yığından kaçmaya çalışacağım. Bunu adam kaçırmak denir resmen. Ben profesörün verdiği söze katılmıyorum. Ben sizden söz vermenizi istemedim Landus'ta.
Ama kaptan, buna düpedüz vahşet derler. Hayır. Buna bağışlayıcılık denir. Hepiniz savaş esirisiniz. Bir işaretle sizi denizin dibine gönderebileceğim halde yanımda alıkoyuyorum. Bütün hayatım ve yaşama maksadım olan sırrı öğrendiniz. Bu sırrı yeryüzündeki zalim, vahşi insanlara ifşa etmenize asla izin vermeyeceğim. Yeni bir denizaltının geliştirildiğinin bilinmesi halinde zalimlerin bunu güçsüzler üzerine kullanacağı gerçeğinde haklısınız kaptan. Lakin yine de ömrümüzün sonuna kadar denizin dibinde yaşamak fikri pek cazip gelmiyor bana. Profesör, sizin burada sıkılacağınızı pek sanmıyorum. Çok büyük ve zengin bir kütüphanem var. Ve kütüphanemin baş eserlerinden biri de sizin yazdığınız Denizlerin Esrarı kitabı. Doğrusu denizin dibinde de olsa eserimin bulunması gurur verici, hoş bir olay. Gemimle birlikte yapacağınız seyahatte nefis manzaralar görecek, rüyalar ülkesine seyahat edeceksiniz. Eksik bilgilerinizi bu seyahat esnasında giderme imkanınız olacak. Evet, bu söylediklerinizde de gerçek payı yok değil. Size nasıl hitap etmemiz gerekiyor? Siz ve arkadaşlarınız için ben Kaptan Nemo'yum. İçinde bulunduğunuz geminin adı ise Nautilus. Kaptan, yemeğiniz hazırdır. Lent Usta ile uşağınız Conseil yemeklerini kameralarında yiyebilirler. Siz profesör benimle salonda yiyeceksiniz. Teşekkür ederim Kaptan Nemo. Doğrusu yemeklerin tadına diyecek yok. Hepsi de deniz ürünlerinden yapılmış. Bu yiyeceklerin hepsi zararsız ve besleyicidir. Burada yeryüzü yiyecekleri kullanılmaz. Deniz bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. İyi ama bu yediğim bifteği de mi? Biftek sandığınız o et bir tür balık etinden başka bir şey değildir. Bakın şu tabağın içinde yunus balığının ciğeri, şurada ise balina sütünden yapılmış nefis bir krema var. Şekerimizi ise kuzey denizlerinde yetişen bir tür yosundan, reçellerimizi ise denizaltı otlarından yapıyoruz. İlginç. Peki ya giysileriniz? Herhalde onları da deniz ürünlerinden yapmıyorsunuzdur. Yanılıyorsunuz profesör. Giyim eşyalarımızı da denizden sağlıyoruz. Şu giydiğimiz elbisenin kumaşı bir tür midye kılından yapılmıştır. Kalem balinanın dişlerinden, mürekkebimiz ise ahtapota benzeyen bir yaratığın salgısından yapılıyor. Denizi neden bu kadar çok seviyorsunuz Kaptan Nemo? Deniz benim için her şeydir profesör. Gerçek anlamda özgürlük sadece ve sadece denizde vardır. Deniz insanların ihtirasından ve açgözlülüğünden korunmaktır bizce. Kaptan Nemo, eğer sizce bir mahsuru yoksa içinde bulunduğumuz bu denizaltı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıl yüzüyor, nasıl dibe dalıyor, sonra tekrar nasıl yukarı çıkıyor? Bu denizaltıdan kaçmanız mümkün olmadığına göre sorularınızın da cevaplarını vermemde bir mahsur yok. Gemim biçim itibariyle bir yaprak sigarasına benzemektedir. Uzunluğu bir ucundan diğerine 70 metre. Genişliği ise 8 metre. İki su sarnıcı vasıtasıyla denize dalabilmekte, içeriden kumandalı iki levhayla sağa sola, yukarıya aşağıya hareket etmek mümkün olmaktadır. Bu geminin hem kaptanı, hem yapımcısı, hem de mühendisiyim ben. Peki bu olağanüstü gemiyi gizlilik içinde nasıl ve nerede inşa ettiniz? Issız bir adada. Kimsenin bilmediği bir adada. Adamlarımla birlikte yaptım. Nautilus'un her bir parçasını dünyanın çeşitli yerlerinden getirttim. O halde gemi size oldukça pahalıya mal olmuştur. Öyle ama servetimin ne kadar olduğunu bilmeyecek kadar zengin olduğum için önemli değil bu husus. Şu anda neredeyiz tahminen Kaptan Nemo? Japonya sahillerinden 300 mil uzaktayız profesör. Lanet
olsun. Lanet olsun! Bu demir yığının içinde olduğumuzu düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum profesör. Boşuna sinirlenme Ned. Bu gemiden kolay kolay kurtulamayız. Nedenmiş o? Kaptan Nemo insanoğlunun yüzyıllardır uğraşıp da başaramadığı bir gemi inşa etmiş. Günlerce, haftalarca hatta aylarca su üstüne çıkamadan yaşanabiliyor bu gemide Ned. Düşünsene. Denizin altındayken nasıl ve ne şekilde kaçabiliriz ki? Monsieur, odamızın kapısı açılıyor efendim. Profesör, Kaptan Nemo yarın sabah sizi Crespo Adası'ndaki ormanlarda düzenlediği av partisine davet ettiler. Arkadaşlarınızla birlikte gelmenizden büyük mutluluk duyacağını bildirdiler. Tabii, seve seve geliriz. Kendilerine teşekkür ettiğimizi söyleyin. Peki efendim. İşte beklediğimiz fırsat çıktı profesör. Yarın av partisi için o bilmem ne adasına çıktığımızda kaçarız, tamam mı? Sevgili dinleyiciler, Denizler Altında 20 bin fersaatlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.